Evet, yayındayız hocam. Tamamdır. Herkese merhaba. Ben Özgün Yalçın. Özgün Satranç kanalında bugün birlikte analiz yapacağımız değerli konuğum Yusup Atabayev. Uluslararası Usta Yusup Atabayev. Nasılsınız hocam? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasıl? İzleyen herkese de merhabalar. Merhaba. Bugün benim kaç bir oyunum ile hocamızla beraber bazı konumları, bazı açılışlarda ve oyun ortasındaki maçları daha doğrusu doğru inceleyeceğiz. Evet. Hocam, isterseniz iki tane internet üzerinde hani çok kısa bitmiş maçlar var. Onlarla başlayalım. Evet, tabii ki olur. Sonra da canlı maçlarınıza gelelim. Çünkü Yusup hocamız arkadaşlar kendisi 2600 üzeri, 2700 üzeri oyuncularla oynama fırsatı yakalamış. Hatta onlardan puan alabilme fırsatı da yakalamış. Bazılarını yenmiş hatta. Çok kuvvetli, çok başarılı sonuçları var kendisinin. Onlarla alakalı partileri de getirdik ve o partileri inceleyeceğiz ki bir usta nasıl düşünüyor? Bir uluslararası usta kendisi her ne kadar uluslararası olsa usta olsa da büyük usta kuvvetinde oynayabilen bir oyuncu. Büyük ustadan pek fazla eksiği olmayan bir oyuncu. Dolayısıyla onun maç içindeki psikolojilerini göreceğiz. Nasıl düşünmüş, neler düşünmüş, neler hesaplamış onları göreceğiz. Keyifli ve faydalı bir yayın olmasını diliyoruz birlikte. İlk partiye başlayalım isterseniz hocam. Yusup Ata Tamam, Ernst başlayalım. Grünfeld partisine. E4, E5. At F3. At C6. Merhaba, hoş geldiniz. Satranca dair her şey. Warp Chess. Ömer Melih Kocaköse. Bir yandan analiz yapıyor olacağımız için hani size de ara ara soracağız tabii burada ne oynanabilir, nasıl devam edilebilir de şeklinde. At C6, D4, E4, Fil C4. Bu açılışın adı İskoç Gambiti değil mi hocam? Evet, İskoç Gambit, yani Fil C4'te piyon fedada oynadığımız için buna İskoç Gambit diyor. Aha. D4 alsa tabii ki o zaman İskoç açılışı olurdu. Evet. Şimdi fil C4, fil C5'ten sonra burada tabii fil C5 yerine at F6 hamlesi de var. Hatta daha çok tercih ediliyor bildiğim kadarıyla değil mi? Evet, Atefant'ı da var, direkt D6'da oynuyorlar ama Direkt Atefant'ı D6'da daha popüler. Kuvvetli oyuncular daha fazla Atefant'ı tercih ediyor. Atefant tabii ki bir kaç hamle devam ediyor, bu farklı farklı varyantlar var. Atefant'ı direkt kısa roklu veya Atefant'ı E5'te oynanıyor. Evet. At F6'ya E5 de oluyor. Ona da D5 var bildiğim kadarıyla. Evet, D5, fil B5, at E4, sonra at D4 alıp böyle bir eşit konumu belli ettiriyor. Evet. Tamam. Ya zaten birçok teori var hocam burada zaten bildiğimiz kadarıyla. Birçok varyant tercih edilebiliyor. Aslında hepsi birer tercih değil mi? Evet, tabii. Fil C5 ile devam edilmiş partide. Yusup Hoca'nın 3 artı 0 temposunda internette Ernst Grünfeld nickli biriyle 2780 reytingindeki biriyle oynadığı parti. Beyaz taşlarla Yusup Hoca'yı görüyoruz. Kendisi beyazlar rok atmış burada. D6. D6 hamlesine ne diyorsunuz? E6'da ilk başlarda Atefant'ı daha fazla tercih ediyordular. Şimdi daha B6'yı fazla tercih etmeye başladılar. Oyuncular, yani kumanda kuvvetli oyuncular B6 oynuyor. Ama Atefant'ya da daha bir farklı varyantlar var. E5'ten sonra D5 oynayıp E çarpı F6, Onu E çarpı C. evet onu gösterelim istersen hocam. Tamam, olur. Şöyle at F6. Devamda E5. D5'e EF6. DC4 FG7. Şimdi burada kale G8 zorunlu. Burada Kale da G8 tabii tek hamle. kale G8'den sonra kale E1 mi fil G5 Kale mi? G8'den sonra kale E1 de oynuyorlar ama benim kendi tercihim tabii ki fil G5 tercih ediyorum. Siz fil G5 tercih Ve ben ediyorsunuz. aynen kale E1'e en azından file E7 veya file E6 gibi hamleleri de, yani önünü kapatmak istiyorlar. O nedenle fil G5 oynuyoruz.
vardı. Birkaç maç kazanmıştı. Vezir D5 oynadılar. Vezir D5 aslında tabii ki kötü bir hamle. Neden? At C3 var. Vezir F5'inde de at E4 var. Yani tempo atımız oyuna gelişmiş oluyor. Yani evet. D1'deki en kötü atımız E4'te en kuvvetli at oldu. Evet. Devamında da at F6 tehdidi olduğu için çok kuvvetli geliyor değil mi? Evet. Hı-hı. Anladım. Sizin yani, o nedenle fil G5'imize F6 oynamak zorunda diyebiliriz. F6'ya şimdi kale E1 oynasak mecbur çağını merkeze çıkmak zorunda. F7'ye çıkıyor yani. Aynen yani fil E7 kapatamıyor. Fil F6 var. D7 de tabii ki çok kötü olur. C8'deki filin önü kapanacak. Evet. O nedenle çağını F7'ye oynamak zorunda. Şimdi fil H6'dan sonra piyonlarımıza baktığımızda piyonlar da eşit. Ama sadece bizde B1 atımız daha oyuna gelişmemiş durumda. Evet. Ama onun bizim iyi tarafımız rakibin şahsi merkezde. Her an her türlü taktikler veya saldırılar gelebilir. Yani bu pozisyonda eşit mi diyorsunuz, beyaz mı üstün diyorsunuz? Nedir bu pozisyona beyaz, dair değerlendirmeniz? Beyaza hafif kazanç verir bilgisayar ama insan için oynamak beyazda daha kolay. Değil mi? Aynen. Evet. Yani şimdi şahımızda hiçbir problem yok. Ya piyon taş geride değiliz. Tal mesela dünya belli satrançlar var. Kasparov, tal. Bunlar bunun gibi konumları elde etmek için yani taş fedalı veya piyon fedalı getiriyorlar. Şahın yetek mevkisi olsun diye. Evet. Ama biz bu geldiğimiz konumda görüyoruz. Hiçbir şey kaybetmeden şansın merkezde tutmuş olduk. Anladım. O nedenle at F6 yerine D6 biraz saldırılı oyun istemiyordur rakip. O nedenle D6 oynayacaktır. Evet. Ya da 4. hamlede fil C5 yerine at F6 oynayacaktı. O daha sakin geçecekti. Evet. Evet. Peki biz konumuza dönelim o zaman. D6'ı tercih etti. D6'yı siz C3 oynadınız. Pardon. C3 oynadık. Fil C5, Rok, D6, C3. Aynen. Evet, C3'e DC3 aldı rakip. Gambit'i kabul etmeyi tercih etti. Burada başka yaklaşımlar var mı? Gambit'i kabul etmeyip hızlıca gelişmeye yönelik C3'e karşı. Yok ya, bence en iyisi vezir B3'tür. Yani iki piyon feda ettikten sonra yani bunu oynaması biraz rakip de yetişer yani atını çıkıp rok atmaya. Ama gene direkt F7'ye baskılar ile vezir B3 en iyi hamle diyebiliriz. Anladım. Yok yok, onu demiyorum hocam. Şimdi C3 hamlesine rakibin DC3 dışında daha hızlı gelişebileceği bir varyant var mı? Onu soruyorum. Yok ya, bence en iyisi vezir B3. Bundan daha hızlı gelişecek. Siyahlar adına soruyorum sayın hocam. C3'ten sonra siyahlar D çarpı C3 ile gam... D çarpı C3'ün yerine evet, evet. D çarpı C3'ün yerine fil G4 varyanda oynuyorlar. Ben beyaz da anladım. Evet. Fil G4 varyanda oynuyorlar. Son bir haftalıkta bu Chess Olimpiyat oldu online. Orada bir rakibim oynamıştı. Fil G4 varyanda oynadı. Ha, fil G4 de var diyorsunuz. Evet. Fil G4, vezir B3. Fil F3. Fil F7. Fil F7, çağ F8. G çarpı F3'ü, D çarpı C3 olmuştu. Baştan söyler misiniz hocam? Fil G4, vezir B3, fil F3, fil F7, şah F8. Çağ F8. G çarpı F3. Evet. D çarpı C3. D çarpı C3. Fil G8 oldu. Kale G8. At C3, at D4. At C3, at D4. Evet. Vezir B1'e vezir F6 oynadı. Vezir D1, vezir F6. Evet. Bu konumda 13. hamlede ben F4 oynamıştım. Yani buraya kadar ezbere biliyordum. Ama 13. hamle siyahların G5 hamlesini hiç görmemiştim ilk defa. Oo, F4'de G5 mi oynadı? Evet, G5 oynadı. Burada F5 oynayıp G dikeyini kapatmak herhalde gerekiyor. Ben vezir H5 diyeceğim. Vezir H5 mi tercih ettiniz? H5. Evet. GF4 şahtan problem çıkmıyor mu? G çarpı F4'de şah H1 gelirim dedim. Yani vezir G7'ye de vezir H3. Amacım siyah fili daha iyi oynatmak istiyordum. Ama tabii ki vezir H5 sonra analize baktığımda biraz kötü hamleymiş. Gereken hamle aslında F çarpı G5'miş.
Yani Kale G5 şahım şu Kale G5 aslında evet. Kale feda etsek bir şey çıkmıyor orada. Doğru oynaması gereken hamle siyahın vezir F3'tü. Yani bir vezir F3, vezir F3, at F3, şah H1, at G5'ten sonra bir eşit konum elde ediyordu. Anladım. Ama 15 artı 5 tempo olduğu için biraz rakibi karıştırmak istedim. Ama vezir H5'e F çarpı G çarpı F4, şah H1'e vezir G7. Vezir H3'ten sonra vezir G4'e biraz sıkıntılı oldu konum olarak. Siyahlar vezir H3'e karşı vezir G4 mi oynadı o partide? Evet. Şimdi burada tabii gelişememiş taşların... Vezirle değişmek zorunda. Vezire buradan çıksak da sonra G2'ye matem gelinemiyoruz. Vezir değişsek de piyon geride kaldı. C1 fil de oyuna giremedi. Bir durumda oldu. Evet, evet. Vezirleri değiştik. Evet. Siz vezir G4, kale G4 o partide siyahların hafif üstün kaldığı, belki de daha üstün kaldığı bir oyuna dönüştü. Doğru mu? Evet. Sonra F3 olmuştu. Kale H4 fil D2'li devam ettik. Ama sonlarında bir beraberliydi. Beraberlik konumda da bir yerlerde ufak hatalar ile anladım. Maç gitti. Anladım. Fil G4 de oynuyorlar. Bu da olabilir. Fil G4 hamlesi de olabilir. Ama E çarpı C3'ü de direkt almayı da tercih ediyorlar. Anladım. Peki partiye dönelim. Partide D çarpı C3 ile piyon fedamız kabul edildi. Beyazlar vezir B3 ile oynadı. Ömer Melih Kocaköse'nin de dediği B2'yi de feda etmeli var ya. Gerçi B2'yi almak söz konusu bile olamaz burada. Çünkü direkt F7 üzerinde, F7 karesi üzerinde bir baskı kurduğumuz için şu anda rakibin pek fazla B2 piyonuyla uğraşacak vakti yok. Burada rakibiniz vezir E7 gelmiş. Vezir E7, evet. Vezir E7 hamleye geldi ama vezir E7'nin yerine bir enteresan hamle var. Evet. Vezir B7'yi tercih etse biraz eşit konum olabilir gibi. Ama vezir B7'ye neden gelmek istemiyorlar? C8'deki filimizi evet. Yerde oyuna çıkmakta bir problem olacak diye mantık olarak baktığımızda da vezir E7 daha güzel geliyor. Doğru. Tabii. Yani C8 filinin önünü kapatmamak için makul hamle vezir E7 gibi gözüküyor. Evet. Vezir E7. At C3. Evet. Şimdi vezir E7 at çarpı C3. Şimdi arkadaşlar hocamız Yusuf Hoca şu anda şundan bahsediyor. Vezir B3'e karşı vezir E7 yerine vezir D7 oynasaydı ileride yiyeceği tempoyu, ileride kaybedeceği tempoyu önlemiş oluyordu. Her ne kadar C8 filinin önünü kapatsa da oynanması gereken hamle vezir D7 idi bu konuda diyor. Biraz garip bir hamle gibi gözükse de vezir D7 doğru hamle diyor. Vezir E7 hamlesinden sonra çünkü ileride tempo yiyor E7'deki vezir. Çünkü makul bir şekilde taşlarını geliştiğinde G5'e fili getirmemizle, siyah fili G5'e getirmemizle F6'daki at açmazda kalacak ve vezir at C3, at çarpı C3, at D5'ten sonra tempo yiyecek. Zaten partide de at C3 alınmış. At C3, at F6 oynadı. At F6, fil G5. Evet, rok. Fil G5, açmazda diyoruz. Evet. Rok at D5. At D5'ten sonra artık şimdi çok hızlı geldi beyazlar. Gelişimini bile tamamlayamadı siyahlar henüz. Vezir çarpı E4 aldı ama bu da olmuyor herhalde. Vezir çarpı E4 evet daha da hızlı kaybediyor. Daha da hızlı kaybediyor çünkü fil çarpı F6 var. G F6 alındı, at alındığında at çarpı F6'dan sonra vezir kaybettiğini görüyoruz. Kendisi acaba burada at A5 ile ben de taş alıyorum diye mi düşündü? Evet, at A5'ten sonra C4'ü alacağını düşündü ama vezir C3 hamlemizden sonra yani at ile de vezirle de C4'ü alamıyor. Neden? At E7'den şah geliyor. Şah H8'e de basitçe fil G7'den tek hamlede mat geliyor. Evet. Evet. C4'e dokunamaz. Evet, vezir C3'ten sonra eğer vezir çarpı C4 alınırsa hani vermiş olduğu taşı buradan C4'teki fili alarak geri almaya kalkarsa at E7 şah, şah H8'den sonra da fil çarpı G7 ile mat oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla C4'teki fil dokunulmaz aslında. Atla alırsa da belki mat olmuyor ama bu sefer de at E7 şahtan sonra
Şah 8 kaçarsa yine aynı tema olacağı için filge 7 almak vezir çarpı E7 almak zorunda. O durumda da veziri kaybetmek zorunda. Evet. Kale E8 oynamış. C4'ü alamadığını görünce. Kale E8 oynayıp terk etmiş. Çünkü kale AE1 geliyor herhalde, değil mi? Fark yok aslında, kale AE1, FE1 yeter ki E1'e kale. Aynen. Herhangi bir kale E1'den sonra siyahlar rahat, beyazlar rahat bir şekilde kazanç konumda oluyor. Kale E8 oynayıp terk etmiş kendisi. 2780'lik Lee Chess ratingine sahip oyuncuyu bu şekilde yenmeyi bilmiş Yusup hocamız. İkinci peki. İkinci partide siz siyahsınız. İkinci partide evet, siyahlar. Rakip Makrofago. Makrofago ratingi 2700. Yine Blitz ratinginden bahsediyoruz. E4, C5, at F3, G6. Bu sıralamayı isterseniz bu sıralamayla girilen açılışı kullanıcılarımıza soralım ismini. Yani bu sıralama Sicilya'nın hangi varyantı olarak geçiyor? İzleyicilerimize soralım. Yanıtlamak isteyenler olabilir. Makrofago. Nicky Makrofago. Yani diye oyuncunun Nicky Makrofago. Bu açılış Sicilya'nın hangi varyantı olarak geçiyor? Yanıtlamak isteyenler var mı? İzleyiciler arasında. Bir öncekinin Nicky Ernst Grünfeld. İyi yayınlar demiş Nurullah. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, bu açılışın adını bilen var mı? Sicilya'nın hangi varyantı olduğunu bilen var mı? Bilen yazabilir. Dragon mu demiş. Cihan Akif Güngör'den geldi. Hızlandırılmış Dragon. Hızlandırılmış Dragon'da hocam yanılıyorsam söyleyin ama siyahlar hızlıca D5 sürmeye çalışıyor. D7'den D5'e getirmeye çalışıyor piyonunu, değil mi? Evet. D6'daki piyonu Dragon'la D6'dan D5 açıyorlar. Burada direkt D7'den D5 açıyorlar. Orada bir tempo kazanıyor. O nedenle. Evet. Bu nedenle hızlandırılmış Dragon deniyor. Normal Sicilya Dragon'da açık Sicilya'nın Dragon var. D4 sürüyor ve açık Sicilya'ya girilmiş oluyor. Sürmek zorunda değil tabii. Başka anti Sicilya diye tabir edeceğimiz varyantlar da var ama E4, C5, at F3, D6, CD4, at D4, at F6, at C3, G6, bu Dragon varyantı diye geçiyor. Sicilya savunması Dragon varyantı. Ve devamında D5 sürmek zorunda değil tabii ki siyahlar. Ancak bir noktada D5 planlıyor. İlla hani D5 ile oynamak zorunda da değil. Başka varyantlar da var ama Sicilya'nın her varyantında tabii siyahların D5 sürmesi bir başarı. D5 sürerek merkeze ortak olması bir kazanım siyahlar adına. Ancak piyon D7'den önce D6'ya geldi, oradan D5'e geldi. Ancak hızlandırılmış Dragon'da amacımız piyon D7'den D5'e bir hamlede gelmeye çalışıyor. Doğru mu hocam diyor Cihan Akif. Evet doğru, hızlandırılmış Dragon bu varyantın adı. D4, CD4, vezir D4, at F6. Şimdi burada rakip yani çok yüksek bir reytinge sahip olmasına rağmen vezir D4'lü varyantın hani tek meydan okuma devam yolunu bulamamış. Hani vezir D4 aldıysan E5 süreceksin. Doğru değil mi hocam? Evet. C5 tercih ediliyor. Direkt at C3 oynanmakta oluyor. E5'in yerine. Evet. Ama daha bence E5 biraz iyi gibi geliyor. Evet, E5 oynamak lazım. E5'ten sonra at C6, vezir A4, at D5, vezir E4. Şimdi burada siyahların at C7 ya da durumda, evet, at B6 ya da at DB4 gibi 3 tane tercihi var. Ana tercihi var. At C7, at DB4, at B6. Bunlardan üçünden stiline uygun olanı tercih edebiliyor siyahlar, değil mi? Evet, ama veziri E4'e geldiğinde bence at B6 daha iyi. Veziri B3'ten gelseydi E4'ün yerine zaman bir at C7. Vezir B3'e at C7 daha iyiydi diyor. Evet. At D5, vezir B3'e at C7 iyi varyant diyorsunuz. Evet.
Ne farkı ne hocam bunun? Vezir E4'e at B6, vezir B3'e at C7 olmasının? Vezir B3'e at B6 bir türlü, sonra C4, C5'de biraz sıkıntı oluyor. Derde. Hı hı. At C7'den gelecek, at E6'dan manevra ile fil F4 geldiğinde at E6 fil G7 de tempo F4'unu da baskı yapıyoruz. E5'inde problem yaratmakta. C7'den E6'ya manevra yapma imkanımız olduğu için daha iyi oluyor. Anladım. Anladım hocam. Vezir E4'e at B6 daha iyi tercih. Vezir B3'e at C7. Sebeplerini de açıkladı hocamız. Şimdi rakip ama tabii F3 oynamış. F3 yapınca da biz siyah olarak elde etmek istediklerimizi aslında elde etmiş oluyoruz. Çünkü at C6'dan sonra vezirin yine doğru dürüst kaçabilecek yeri yok. Vezir C3'e kaçmış. Fil G7'den sonra at BD2, kısa rok, vezir D3 ve işte hızlandırılmış dragonun fikri olan hızlı D5'i gerçekleştirebilmiş olduk. D7 D5 sürüşünü gerçekleştirebilmiş olduk. E D5, at D5'ten sonra şimdi siyahların çok aktif bir oyunu oldu. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz hocam ama. Evet, B2'ye baskı, E3 açılışta filin almak istiyoruz. Çok iyi konum var elimizde. Evet. Gelişimimiz bile daha iyi beyazlara göre, doğru mu? Tabii, şimdi B2'sine baskı yapıyoruz. Onu bir türlü engellese de fil F5'ten sonra vezire baskı. Başlarımızın hepsi oyunu gelişmiş oldu. İyi tarafı da uzun rok atsa iki filimiz de şah tarafına bakıyor. Evet. Ki korkmadan uzun rok atmış ama çok yani riskli bir tercih, doğru değil mi? Bullet olduğu için şimdi fazla düşünmeye de zamanı yok yani. Evet. Uzun rok eline gelmişti. Direkt onu kapatmıştı. Evet. Atmış olabilir. Olabilir. Peki. Fil F5'ten sonra vezir B3, at çarpı E3, F çarpı E3 ile devam edilmiş. Şimdi kale C8, artık burada yapacağı hamle çok kritik. Kale C8'den sonra ciddi tehditleri var siyahların. At A5 gibi. Evet. Hı hı. At A5 gibi tehditler var. Dolayısıyla burada yapacağı hamle çok kritik. Ben burada bir tek C3'ü görebildim. Her ne kadar o da kendi şahımızı zayıflatsa da beyaz adına. C3'ten başka hamle göremedim ben. C3 oynardı. Tabii ki oynamak istese en iyi varyantlardan birisi C3 oynar. Onu da fil H6 ile, yani E3'ün vezir önünü kapattığı için E3'e baskılar ile devam eder. Evet, evet. O konum da siyahlara iyi olurdu ama yine de C3 oynanmalıydı. Tabii ki fil B5'ten sonra direkt oyunu kaybedecek. Evet, fil B5 çift soru çekmiş burada 2700'lük arkadaşımız ve kendisi at A5'ten sonra artık vezire baskı var, C2'ye baskı var. Artık kayıp oldu. Vezir B4 gelince de kale çarpı C2 ile terk etmiş. Kale çarpı C2'den sonra pozisyon terk, her şey dökülüyor. B2 dökülüyor, vezir düşüyor. Şaha atak devam ediyor. Artık bu konum terk oluyor. İki tane internet partisinin analizinden sonra artık yüz yüze maçlardaki, tahta üzerindeki, masa başındaki maçlara devam edelim isterseniz hocam. Sıradaki parti arkadaşlar Yusup Atabay'a hocam. Peter Leko dünyanın en yüksek reytinglerine sahipti bir dönem kendisi. Dünyadaki en yüksek reytingli sporculardan biriydi kendisi bir dönem. Ve Süper Game'e sayılabilecek bir oyuncu değil mi hocam? Evet. Çok güçlü, kuvvetli çok, bir oyuncu. Çok kuvvetli bir oyuncu. Peter Leko. Kendisinin Anand'la, Kramnik'le, Kasparov'la birçok partisi var. Çok hani üst seviye bir oyuncu diyebiliriz. Ve Yusup Atabey Hoca partinin oynandığı esnada siyah taşlarla oynuyor ve 2473 reytinge sahip. Peter Leko ise o esnada 2693 reytinge sahip. Peki. E4, C5, Sicilya savunması, at F3, at C6, D4, CD4, at D4, vezir B6. İsterseniz bunu da kullanıcılara soralım mı? İzleyicilere soralım mı? Aha.
Bu açılışın ismine arkadaşlar bilen var mı? Şu anda biraz gecikme var. Ben de yayını takip ediyorum bir yandan. O bölüme gelinmemiş. Sorular diye çıkıyor bu. Efendim? Karşı tarafa geç geçiyor bu şey. Evet, karşı tarafa biraz gecikmeli geliyor. Olsun, problem değil ama. Tabii ki bekleriz. Açılışın ismi, Sicilya savunmasının hangi varyantı bu arkadaşlar? Bunu bilmiyorum demiş Cihan Akif Güngör. Ben de bilmiyorum demiş Özgür Deniz Asırcı. Özgür Deniz Asırcı sizin öğrenciniz mi hocam? Evet, benim öğrencim. Selam olsun buradan da kendisine. Burada Schwenningen demiş Mustafa. Hayır, Schwenningen varyantı bu değil Mustafa. Şıvanengen Sicilya'da Atf6, piyon D6, A6, E6 oynadığında Şıvanengen oluyor. Evet. E5 oynasa Naydor. Yok, doğru cevap gelmeyecek herhalde. Siz söyleyin isterseniz hocam açılışın ismini. Şimdi ben Rus olarak ismini biliyorum ama Türkçesi tam öyle mi geçiyor? Daha bilmiyorum. İlk başta bu maçı Löwenthal ile Kalashnikov Evet. oynuyordu. Onun için Löwenthal ve Kalashnikov varyant diye bitiyor. Tam Türkçesini bilmiyorum. O Öyle Türkçesi öyle Levent. bazı açılışlarda isimleri biraz farklı gidiyor. O nedenle. Yo, bu aynı Löwenthal ve Kalashnikov varyantları. Pelikan'ın bazı varyantlarından da sayılabiliyor ama Pelikan'da tabii E5 oluyor. Bu Pelikan yani Sveshnikov sayılmaz. Vezir B6'ya bir de Grivas Sicilyası da deniyor hocam. Grivas, evet. Türkçesinde olabilir. Şimdi ben de Zoom gitti tekrar mı geldi? Bir türlü şeyler oldu. Bir saniye bakayım hocam. Yo, ben de görünüyorsunuz Zoom'da. Tamam Yayın. tamam sonra gitti de bir tekrar geldi. Tamam. Tamam, yayında görünüyorsunuz, problem yok. Tamam Peki. tamam. Şimdi vezir B6'dan sonra tabii bir tepki vermesi gerekiyor atı tehdit altında olduğu için kendisinin. Kendisi at B3 hamlesiyle devam etmiş. Peter Leko. At F6 hamlesine de at C3, E6, vezir E2, fil B4. Buralar teori arkadaşlar ve Evet. siyahlara da pek bir problem yaratan bir şey yok bu konumda. Siyahlar aslında bir problemlerini çözüyor. Fil D2'den sonra rok A3 tabii ki. Çünkü C3'teki atımı alacaksan fil çiftini vereceksin ve karşılığında benim piyon yapımı da bozmamış olacaksın diyor. Fil çiftinden vazgeçmek burada zor bir karar. Burada ne düşündünüz hocam? Burayı bir analiz edelim isterseniz. Fil çarpı C3 mü yapılmalı? Fil geri mi Önce çekilmeli? benim maçtan önceki hazırlığımda fil C3'tü. Yani buraya fil geri gitmek biraz mantıklı gelmiyor. O zaman geri kaçmak istiyorsa fil B4'e gitmeye gerek yok. Ama fil veriyoruz. Merkez elimizde almak için veriyoruz. E5, D5'ten sonra rakibin de F1 fili de biraz oyuna gelişmemiş durumda olduğu için. O nedenle fil C3 hızlı gitmek için daha iyi hamle. Anladım. Peki normalde rakibin F1 fili oyuna girmiş olsaydı ve hızlıca gelişimini tamamlamış olsaydı herhalde fil çarpı C3 yapmak zor olacaktı. O zaman tabii ki olmazdı. Evet. Örnek veriyorum. Rakibin F1 fili C4'te olsaydı. O zaman almak çok kötü. Yani fil C3'ten sonra iki fil de şah tarafına bakacak. Doğru. Sonraki E5, D5 planımız da olmuyor artık. Evet. Dolayısıyla bu özel bir konum olduğu için fil çifti verilebilir diyor. Evet.
Peki fil çarpı C3, fil çarpı C3 ve E5 ile C3'te aktif bulunan filin çaprazını kapatmaya yönelik bir hamle oynuyor siyahlar. Yusuf Atabay'a. Uzun noktadan sonra A5 bu şekilde oynanmış. Tam bu hamle sıralamasıyla oynanmış. Ben parti göremedim. Siz burada yenilik yaptınız galiba hocam. A5 hamle mi? Evet. Yok, Georg hamledi. Bu da hazırlıktı maç açılmadan önce. Şeyde yok. Yani database'de A5 ile oynanmış parti yok. Database'de yoktur ama son zamanlarda ünvanlı oyuncuların bayağı tercih ettik bir hamlesi. Hı hı. Onun için ben A5'i hazırlanmıştım. Hı hı. A5 makine analizinde de birinci, ikinci sıradaki hamlelerden bir tanesi. Evet. Tabii ki database'de kale D8 öneriyor. Evet. Bu sırada D5 planları ile. Hı hı. Belki de L kodu benim kale D8'i beklemiş olabilir. Onun hazırlığı vardır belki de. Evet. Ama A5 daha iyi geldi. Evet. A5'in amacı hızlıca vezir kanadından alan kazanmak herhalde. Şimdi ilk amaçlarının birisi A4 atı kaçtıktan sonra at D2, D5 bir türlü merkez açmak istiyorum. Hı hı. Zaten oyunda da hatırladığım kadarıyla A4'ü sonra D5'i geçirmiştim. Evet evet. A4 ve rakibin B3'teki atını önemli kritik karelerden kopardıktan sonra D5 oynamışsınız. Şimdi evet. F3 ile devam etmiş beyazlar. Kale D8 hamlesine de vezir B5 oynamış. Şimdi vezir B5 kuvvetli bir hamle. Burada isterseniz izleyenlere soralım. Çünkü siyahların inisiyatifini devam ettirebilecek tek bir hamle var burada. Yusuf Hoca onu bulmuş partide. Siz de çok kuvvetli bir hamle bulmuş ve siyahların inisiyatifini devam ettiren tek hamle. İsterseniz bulmaya çalışabilirsiniz. Biz bekliyoruz şu anda. Öneriler gelebilir burada. Siyahlar ne oynamalı? Şu soruyu versek de oluyor. Yani vezirler değişmeli mi, değişmemeli mi diye bir soru var aslında. Tabii tabii, o da sorulabilir. Vezirler değişilmeli mi, değişilmemeli mi? O da daha güzel bir soru olur. İzleyenler chat bölümüne yazabilir. Siyahların nasıl devam etmesi gerektiğini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınıza yazabilirsiniz. Yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Mustafa Çakmak, yani Kürşat Kaan Çakmak benim öğrencimden. Vezir C7 hamlesi geldi. Ya benim aklımdaki gibi İlginç şeyler geliyor. Mesela at E4 demiş. At çarpı E4, ama burada vezirimiz tehdit altında. At çarpı E4 olmaz Özgür Deniz Asırcı. Değişilmemeli diyorlar. Vezir E3 diyen olmuş. Vezir E3 diyen olmuş. Vezir C7 diyen olmuş. Vezir C7 B6 fil A6 fikri diyen olmuş. Vezir E3'ümüze şah B1'den sonra, yani E5'imiz baskı altında, E3'te vezir hiçbir iş yapamıyor. Hı hı. O nedenle vezirin E3'te hiçbir işi yok. Yani evet. Zaten onu geri gelmek zorunda olacak birkaç hamle sonra. Evet. Vezirleri değişsek de şimdi bizim amacımızda D5 planı vardı. Çağ tarafından saldırmayı planlıyorduk. Onun için siyah pilimizi verdik. Hı hı. Değişmek de çok kötü. Vezir C7 doğru söylüyor. Vezir diyenler... değişmemek lazım. Evet. Evet. Başka da bunun sonrasında bir enteresan planlar söyleyenler oldu. B6 ile A6 geliştirmek istiyor diyor. Evet.
Ve onunla ilgili ne dersin hocam? Hangi hamleye? Vezir C7 B fikirle mi yapıldı yoksa başka bir fikirle mi? Vezir C7 benim amacımda A4 B5 planlıyor. Ha, A4 evet. Devamında B5 ile hızlıca vezir kanadından alan kazanmayı planlıyordunuz. Evet. Tamam. Vezir C7 diyenler haklı arkadaşlar. Vezirler değişilmemeli. Çünkü vezir kanadında biz inisiyatif sahibi olan tarafı siyah olarak. Dolayısıyla vezirleri oyunda tutmalıyız. Rakibin vezir B5 hamlesini anlamlı kılmamalıyız. Belki de şu anda vezirin B5'deki kuşundan faydalanacağız. Dolayısıyla vezir evet, C7 hamlesi. Efendim? Yorumlarda arkadaşların birisi de doğru yazdı. Vezir C7 mesela A4 oynasaydı o yorumdaki yazılan arkadaşımızınki gibi B6 ile 6 ile devam ederdik. Evet, evet. Yok, vezir A4 gelse zaten biz D5'i direkt geçiriyoruz. Yoksa da ne yapsa A4 ile planımızda D5 var. Hı hı. Onu uygulamış oluyoruz. Evet. Yani vezirin B5'teki hedef halindeki konumundan da faydalanmış oluyoruz aslında, değil mi? Evet. Peki. Vezir C7'ye fil E1'le devam edilmiş. Hani siz beni durdurup hani sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz hocam. Hani bu bölümü chat'teki arkadaşlara soralım şeklinde. Durdurup sorabilirsiniz. Buraları devam edelim herhalde. Çünkü hamleler bariz. A4 hamlesi yapılması sadece gerekir. Bunu sorabiliriz. Şimdi bu bölümü soralım isterseniz. Beyaz açısından bakalım. Şöyle yapalım. Beyaz açısından bakalım konuma. A4 oynadı rakibimiz. Yani siyahlar A4 oynadı. Biz beyazız. Peter Leko açısından bakalım. Siyahlar, işte beyazlar nasıl devam etmeli bu konumda? Bunu sorabiliriz. Beyazların oynaması gereken hamleyi siz nasıl devam ederdiniz? Ya böyle şimdi atı nereye kaçmalı? Atı nereye kaçmalı diye bir soru var. Zaten atımız kaçmalı belli. Tabii. Ama nereye kaçmalı? Tabii atımızı efendim. 3 karesi var. A1, C5, D2. Evet, A1, C5, D2'den hangisi tercih edilmeli? Soruyu öyle düzeltelim. At A1 mi, at C5 mi yoksa at D2 mi şeklinde soruyu düzenleyebiliriz. Chat'teki arkadaşlar beyaz adına doğru fikri bulmaya çalışabilir. Ve Ömer abi at C5 diyor. Ömer Melih Kocaköse at C5 diyor. Arkadaşlar da yorumlarını yapsınlar. At C5 dedi Ömer Melik Kocaköse. Onun dışında yorum yazan yok. Siz atı kaçmaz mıydınız? At C5 bir daha yaz. At C5 Ömer abi çok iyi hamle. Çok kuvvetli bir hamle zaten. Bu hamleyi Leko görmemiş, Ömer abi gördü. At D2 sonra at C4 bir şekilde D5'e yerleştireceğiz diyor atı. At B6 ya da at E3 ile. Mustafa Kürşat Çakmak yani Kürşat Kaan Çakmak da at D2, at C4, at D6 diyor. Tamam, at D2'yi kabul ediyor ama keşke at C4'e yetişseydi. Çok iyi bir hamle. Aha. Ama at C4'e gelemiyor. Onun at C4, evet at C4 gelmesine zaman vermiyor. Evet. Bu konumda at D2'den sonra at C4 gelebilseydi D2 diyen arkadaşlar ancak at D2'den sonra siyahların çok kuvvetli bir hamlesi var ve hamlesine müsaade etmiyor. Ben fil F2 oynardım demiş Oğuzhan Odabaş. Tam bu konumda mı Oğuzhan Odabaş? Şu anda atımız tehdit altında ya. Ha, fil B6 fikriyle. Ha, ona ne diyorsunuz hocam? Fil F2'de direkt A çarpı B3 var. Fil B6 gelse de vezir B8 fil D8 alsa at D8 alalım. Vezir B8 evet fil B6'ya
Fil D8 alsa B çarpı C2 önce piyonunu da alalım. Ondan sonra C2 atı da at D8'den sonra evet. Yani kale karşılığında iki taş almış oluyoruz. Evet. O da siyahlar için tabii ki yeterli kazanç. Tabii doğru. Biz sonra at E6 at C6 ile D4'ü de atımız getirdik mi tamam işte ne güzel bir oyun etmek. Doğru doğru. Fil F2 olmuyor burada. Aslında yaratıcı bir fikirdi ama çalışmıyor maalesef. Çünkü fil B6'ya gelse bile hocanın dediği varyantla yani A çarpı B3, fil B6'ya da vezir B8 çektikten sonra şöyle göstereyim. Fil F2, A çarpı B3'e. Oo, bilgisayarda tabii o açık, bu açık, her şey açık. Biraz kasıyor yayında açık olduğu için. Fil B6, vezir B8'den sonra fil D8 almayı başarsa bile beyazlar devamında B çarpı C2 ile şahı savunan piyonlardan birini de değişmiş oluyoruz. Sonrasında at D8 alarak basitçe iki taş almış oluyoruz. Siyahlara kazanç için yeterli diyor Yusuf Hoca. Peki, şimdi at D2 oynanmış partide bu konumda yani... Evet. Partide at D2 oynanmış. İsterseniz bir at C5'e bakalım. At C5 yani Peterleko gibi bir oyuncu tabii ki at C5'i görür normalde. Acaba çekindiği varyant neydi? Neden çekindi? Efendim? Bu bence D4, D5 hamleden çekindi. At C5'ten sonra D5 at A4 alsa da E4 alıp böyle bir karşılık oyuna girmekte vazgeçti. D5'imizi E çarpı D5'te alamıyor. E çarpı D5'inde tempo at D4 hamlemiz var. Evet, evet. Tempolu at D4 hamlemiz var. Muhtemelen bana kalırsa da direkt at D4'ten çekindi hocam. Direkt at D4. Direkt at D4. Kale D4'e E D4. Halbuki orada at A4 alabiliyordu. Fil çifti. Bir de piyon aldı kaliteye karşı ve gayet oynanabilir bir pozisyon. Sonra D piyonlar da duble olacak. Bir de zorlu piyonlar. Tabii. Ama kalite karşısında çok iyi oyunu var o konuda. Evet. Bu konuma girse daha iyiydi. Yani at C5 kaçması gerekiyordu. Dolayısıyla at D2 kaçarak biraz üstünlüğü siyahlara verdiğini. Diyenler var. Yok, sizin ekran donuyor. Evet, olabiliyor öyle şeyler. Yusuf Hoca'nın görüntüsünde bir problem var mı arkadaşlar? Bazen donmalar oluyordur. Biraz internet problemi var. Evet. Hafta sonu olduğu için. Evet, evet. Yok ama sesiniz falan hiç kesilmedi hocam. Tamam. Tamam. At D2'den sonra Yusuf Hoca D5 hamlesiyle devam etmiş. Tabii makine analizlerine göre söyleyebiliyoruz ama D5'ten de daha kuvvetli hamle. Kale A5 gelip vezir D3 gelince D5 sürmekmiş. Veziri de yerinden edip kalemizi de hızlıca oyuna katmak. Devamında E5, kale D çarpı D5'ten sonra vezir E3, at D4 çok 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 üstün kalıyormuş siyahlar. Siz kale A5'e değindiniz mi maçta yoksa direkt D5 nasıl düşündünüz hocam? Ya şimdi kale A5 gelse mi dedim. Yani kalemiz E1'deki filin de dedim. Atın bir yerlere oynadığımızda zaten A5'te ne iş var? Evet. D5 oynamak için dedim A5'te kalem olmasının ihtiyaç yok ona. Ama D5'e ne vardı? D5'e direkt rakibin bu konumda fil B6. Fil F2 hamlesi vardı. Arkadaşların birisi de biraz önce söylemişti. Fil F2, fil B6 manevrayı. Onun söylediği şimdi olabiliyordu. E çarpı D5'in yerine fil F2, fil B6 isteyken D4 önünü kapatsak da at C4 şimdi o zaman at daha iyi oynamaya başlayacak. Bunu fil B6 gelmesini kale A6 ile engelleyebiliriz.
Bunu da mesela vezir c5'ten sonra a6 kaleye baskı yapıyor. Hı hı. Kale a6 oynasa da vezir b6'dan vezire geçmeye teklif edecek. Yani bu daha iyi olurdu. Ben de zaten ikiniz de, yani daha doğrusu Neko'da ben de filefik hamleyi hiç görmedim. Evet. Kale a5'in amacı yani vezir kaçtıktan sonra d5'e filefik bir böyle bir planlı hamleleri de bitiyor. Kale a5 aslında tabii ki makineden baktıktan sonra kale a5 mantıklı geliyor. Evet. Ama tabii maç içerisindeki psikolojiyle o derinliğe varmak da kolay olmuyor tabii. Tabii. Şimdi kale a5, Neko karşı oynuyorsun. Biraz şans da vermek istemiyorsun. Evet. Çünkü onlara fırsat verdin mi direkt bitiriyor işi. Evet. Peki burada üstün olduğunuzu hissetmeye başladınız mı hocam partide? Ben aslında d5'ten sonra net benimle kazanç, bu maçı kaybetmem diye oynuyordum. Hı-hı. Ne olursa olsun kaybolmaz bu maç diye. Rahat oynuyordum d5'e. Ama biraz file f2 hamlesinden sonra hafif kazanç vardır siyahta, ama ne olsa da beyazı mücadele etmek için çok iyi bir konum oluyor. Evet, evet. Kesinlikle. Peki ilk at d2 hamlesinden sonra mı dediniz ben üstünüm diye? Evet, evet. At d2, d5 geçirdikten sonra burada konum getirince bana kazanç diyordum. Aslında ben istediğim gibi, hesapladığım gibi de oynadı. E çarpı d5. Ben de zaten bunu hesaplıyordum. Maç esnasında kale d5, vezir c4'e, file a6 çıktım. Diyorum her şey güzel. Kalem yerinde, taçlarım yerinde. Evet. Rakipte çok problemler var. Daha f1 fili çıkmadı. e1 fili de yani çıkandan iyi bir durumda değil. D2 pasif. Evet. Şimdi de kale ad8 sonra dedikeyden de kalelerim de oynayacak. Yani siyahta oynamak çok iyi. Evet. Kolay. Evet. Peki. Devam edelim isterseniz. Kale A5 yerine D5'i tercih etmiş Yusuf Hoca. Evet. Bu diyor kendisi. Rakibe fil F2 ile devam etmeyi öneriyordunuz değil mi? Evet. Evet. Fil F2 ile devam etse daha iyi olurdu diyor. E çarpı D5 soru diyor Yusuf Hoca. Çünkü Peter Leko şimdi o az önce Oğuzhan'ın bahsettiği devam yoluyla devam edebilirdi. Çünkü filin B6'ya gelmesi ciddi bir tehdit. Burada fil F2 acaba D4 oynarsak da bu sefer, ama esas fikrimizi gerçekleştiremiyoruz sanki, değil mi? Fil F2'ye D4 oynarsak. Fil F2'ye ne oynarsak? Denizli 4, D4. D4'ü at C4 gelirdi. At C4 gelirdi. Gelirdi. Evet. 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 Sonra kale A6 ile mi devam edeceğiz acaba fil F2? Fil F2 bence kale A6. Kale A6 de vezir C5 gibi hamle geliyor. Vezir C5, kale A5 gelsek de vezir B6 var. Şöyle kale A6, vezir C5, B6. Kale C, kale A6, vezir C5, B6 oynasa. Evet. Tekrar vezir B5 gelse. Tekrar vezir B5 gelse. Doğru, evet. Tam istediğimiz gibi olmuyor tam sanki. Evet, şimdi kale de A6, C8 fil her zaman tutmak zorunda. Doğru. A6 kale, B6 piyon her zaman tutmak zorunda. Hı hı. Yani birbirine bağlı olacak taşlarımız. Dolayısıyla fil F2 güzel bir deneme olabilirdi beyazlar adına. Peki. E çarpı D5 yapınca artık kale çarpı D5. Vezir C4'e kaçıyor. Şimdi siyahların burada taşları artık hep tempo ile geliyor arkadaşlar. Yani file 6 hamlesinden sonra C8'de oyuna giremeyen filimiz bir anda oyuna girdi. Burada fil çifti elbette önemli bir faktör, ama aktif oyun bulduğumuzda fil çiftini verip bu şekilde hani at fil ikilisiyle de gayet makul bir oyun bulabiliyoruz. Bu da ona örnek bir parti. Rakibin fil çifti etkin değil. Dolayısıyla siyahlar bu konuda üstünlüğü geçirdi diyebiliriz. Vezir C3, kale C8 ile devam.
At e4. Kale çarpı d1. Şah çarpı d1. At d5 ile devam etmiş siyahlar. Burada isterseniz soralım hocam beyazların nasıl devam etmesi gerektiğini. A5 nasıl? Fil F2'ye kale A5 demiş ama. Vezir B6 var dedi ona Yusuf Hoca. Vezir B6 oynardı dedi. Evet. Hı hı. Şimdi bu konumda siyah aktif gibi konum. Hı hı. Yine siyahın aktif olduğu konum. Beyazların aşağı yukarı hemen kaybetmeyen tek bir hamlesi var. O hamlenin ne olduğunu soruyoruz. Beyazlar burada ne oynamalı? Bunu anlayabilmek için tabii önce siyahların tehdidini bilmemiz lazım arkadaşlar. Acaba beyazlar siyahların tehdidini de engelleyebilecek hangi hamleyi yapmalı? Vezir C5 söyleyenler var. Oo, ben görmüyorum. Bana geldi. Bir saniye. Ha, vezir C5 diyen olmuş, evet. Bana geç geldi. Siz görmüşsünüz daha önceden. Vezir D2 söyleyenler var. Evet, vezir D2 diyenler var. Başka bakalım. Başka fikirler de olabilir. Ya da aynı fikir başkaları tarafından da desteklenebilir. Bekleyelim burada. Evet, başka pek fikir gelmiyor herhalde. Vezir D2 ve vezir C5 aralarında nasıl bir ayrım var acaba? Vezirin D2'ye kaçması mümkün, C5'e kaçması mümkün. Diğer yerlere kaçması pek güzel sonuçlar doğurmayacağı ortada. Dolayısıyla kritik hamleler vezir D2 ve vezir C5. Peki bunların içinden hangisi doğru? Bunu anlayabilmek için önce siyahların tehdidini anlamak lazım. Siyahların tehdidi hızlıca at D4 gelebilmek. At D4'e vezir değişip rahatlamaya çalışırım ve fil çiftiyle oyun sonuna gitmeye çalışırım şekliyle düşünülmüş bir hamle olan vezir C5 daha doğru hamle. Vezir C5, vezir D2'ye göre daha doğru hamle ve Peter Leko tabii ki vezir C5 hamlesini buluyor partide. Tekrar. Evet, ben çünkü vezir D2'ye kale D8 var demiş. Doğru, kale D8 de var ama at D4 çok daha kuvvetli geliyor. C2'ye hızlıca baskı fikriyle. At D4 istediği için vezir C5 oynamalıyız. Vezir C5'e peki siyahlarla nasıl devam etmeliyiz arkadaşlar sizce? Vezir C5'ten sonra siyah kendi fikrine nasıl devam etmeli? Çünkü siyah üstün burada. Bu üstünlüğü nasıl kullanmalıyız? Aslında bizim at D5'in planı vezir C dikeyden C hattından kaçmasını istiyoruz. Evet. Şimdi izleyicilerimize biraz ipucu olsun. Vezir C5 rakip ısrarla C hattından gitmek istemiyor. Hı hı. Evet, izleyicilerimize ipucu verdi hoca. Yusuf Hoca. Vezir ısrarla C hattından çekilmek istemiyor. C hattında durmak istiyor ki C6'daki at herhangi bir yere kıpırdadığında vezirleri değişip fil çiftiyle oyun sonuna girmek istiyor. Bu noktada kale D8 bence diyen var. Cihan Akif kale D8 bence demiş. Kale D8.
C1'e nasıl devam edecek? Sonrası önemli. Plan önemli burada. Hı hı. Plan... Sonra B6 at D4 yapılıyor. Ama işte hani kale D8 devamında şah C1'e B6 at D4 mü? Yoksa direkt B6 at D4 mü? Diğer arkadaşların fikirleri neler? Mustafa Öztürk B6 diyor. Şimdi kale D8'den sonra B6 oynamak istiyorsa kale D8 bizim ne elde etti? Şah C1 sonra merkezdeki şahsının bir güvenli noktaya gitmesine biz yardım ediyoruz. Evet. Kesinlikle. Bizim kalemiz B hattında hiçbir işe yaramıyor. Biz aslında C hattından saldırmayı planlıyorduk. Kale C8 de o nedenle. At D5 planımız da vezir C hattından kaçmasını istiyorduk. Şimdi bu zaman kale D8'e gerek yok. Şah D1'de olması bizim için çok iyi. Evet. Merkezden gitmesin. Onun için doğru diyorlar. Direkt B6 söyleyenler var. Direkt B6 daha iyi. Evet. Direkt buyurun hocam. Beyaz istese de istemese de C hattından gitmek zorunda. Doğru. Buradan en iyi hamlesi yani F2'ye gider. C2'nin de ileride F2 vezirin yardımıyla tutmuş olacak. Evet. Ben fikrimi değiştirerek B6 diyorum. Kale D8'siz demiş. Evet. Zaten Yusuf Hoca'nın da açıkladığı oydu. Kale D8 geldikten sonra şah C1'den sonra rakibin şahını güvenli kullanarak taşıma hamlesi etkili gibi gözükse de aslında rakibe yardımcı olan bir hamle. Dolayısıyla burada B6 ünlem arkadaşlar. Doğru hamle B6. Artık beyaz vezir C hattından çekilmek zorunda. C hattından çıkmak zorunda. Vezir F2. Vezir F2'ye tabi at D4 geliyoruz. C3. Yusuf Hoca burada rakibim nasıl olsa D4'teki atıma dokunamıyor deyip H6 ile hava deliğini açmayı tercih etmiş. Hem hava deliği hamlesi oyun sonu için hem de at G5 ile E6'daki filinin rahatsız edememesini sağlamış rakibin. Peki ha, bir de Yusuf Hocam şunu soruyorlar. Vezir D7'nin sakıncası ne diyorlar hocam? Oraya dönelim mi? Vezir C5 Vezir C5'e B6 yerine Vezir D7'nin bir sakıncası var mı diyorlar. Şimdi vezir D7'ye vezir D6'a oynasa tabii ki siyahta alışmak istemiyoruz veziri. Şimdi bu vezirimizi E8 oynamak zorunda kaldık. Hı hı. Böyle bir fırsat vermeye gerek yok. C7'de bizim vezirimiz nasıl güzel oturuyordu. C hattından baskılar yaratmak istiyorduk. Ama şimdi vezirimiz pasif konuldu. Şimdi rahatça şah C1 oynasa biraz rakibe. Tabii ki burada kötü bir hamle veya materyal kaybımız var değil. Söz konusu o değil. Aktif taşlarımızı kendi ellerimizle pasifleştirdik. Evet. Bunu demek istiyorum. Neden B6'ımıza vezir D6 yoktu? İyi tarafı. Vezir D6 oynasa direkt kale D8 hamleden sonra kaybediyordu. İki hamle... Kaybı yaşıyor. Keşke onu sorsaydık hocam. Keşke onu sorsaydık. Evet. O çok güzelmiş. Evet. Sakıncası... İçine girdiğimde kendimi söylemiştim. Aynen. Peki. Vezir D7 hamlesinin sakıncası... Yusuf Hoca diyor ki vezir D7'nin sakıncası rakibimiz vezir D6 gelebiliyor. Vezir D6 hamlesine siyahlar vezirleri değişmek istemeyeceği için bu konumda siyahların vezirleri değişmek istemeyeceğini varsayıyoruz. Çünkü atak taraf kendisi. Oyun sonuna geçip rakibi rahatlatmak istemiyor. Taşları oyunda tutmak istiyor. Bazen chessbase donabiliyor arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Vezir D7, vezir D6'dan sonra kendi ellerimizle vezir E8 gibi bir hamle yapmak zorundayız ve aktif C7'de duran veziri hızlıca hızlıca kendi ellerimizle pasifleştirdik burada. Vezir E8 hamlesinden sonra aktif vezirimizin pasifleşmesine gark edildik. Dolayısıyla
B6 hamlesi Vezir D7'ye göre çok kuvvetli. B6 hamlesinin sakıncası bu. Vezir D6 hamlesi. Peki. Partiye dönecek olursak C3 H6 burada C çarpı D4 alamıyor diye düşünüyor Yusuf Hoca. Tabii haklı. C çarpı D4'ten sonra siyah oynar kazanır diye bunu da soralım. Siyah oynar kazanır. Bu konumda siyah oynar kazanır. Biraz geç gidiyor tabii. Evet. Hı hı. Aslında H6'yı oynamanın sebebi bayağı zamanımız da azdı. Yani 5 dakika civarındakimizde de zamanımız vardı. Hı hı. Bir türlü hamle bulamıyorum. Ya kazanç gibi kazanç var yani. Taşlar aktif ama net bir kazanç. Somut bir. Ya onunla gene dedim aşağı at G5'in de gelmesini demiş oluyorum. İleride dedim havadiliğimiz de hazır olacak. Evet. Peki. Variant istiyoruz arkadaşlar. Tam variant. Ha, Sefa Yurtseven yani Muhammed Ali Yurtseven doğru variantı söyledi. Vezir C1 şah, şah E2 zorunlu, at F4 mat. Vezir C1, şah E2, at F4'le dolayısıyla C çarpı D4 alınamıyor tabii ki. Yani biz H6 ile burada da kendisi psikolojisini şu şekilde açıklıyor. Kazanç konum, taşlar aktif ama somut bir kazanç göremedim. O yüzden H6 ile at G5 gelmesini engelleyeyim. Rakibe de hamle bulmak zor diye. Sakin bir hamle yaptım diyor. Fil A6 oynamış. Fil A6'ya siz kale A8 oynamışsınız. Burada tabii makineye göre çok kuvvetli bir hamle var ama insan analiziyle o hamleyi bulmak zor hocam. Ne dersiniz? Evet. Ben de maçtan sonra da bir analizini yapmıştım. At F4 öneriyordu. At F4 öneriyor makine. Evet. Fil C8'e fil B3 diyor. Şah D2'ye vezir C8 diyor. Ama tabii ki hesapladım. Kendim oyun esnasında hesapladığımda buna diyorum zaten G3'ten sonra bir şey göremiyorum. Evet. Ama G3'e bayağı bir kuvvetli hamle var bu konumda. Onu izleyicilerimize soru versek diyorum. Çok iyi bir hamle. G3 hamle karşı. G3 oynatalım burada. Bu konumda makine siyahların çok üstün olduğunu söylüyor. Ancak Yusuf Hoca bu varyantı görmüş ve G3'ten dolayı girmemiş. G3 olduğu için girmemiş. G3 hamlesine karşı acaba nasıl siyahlar? At F3 diyor Muhammed Ali. F3 diyor. F3'üne ne? Vezir F3'e bir şey var mı? Vezir B3'ü. Vezir F3'ten sonra. D1 karesini tutuyor ya. Evet. D1'i de tutuyor. D3'ü de tutuyor. Evet. Yani bu konuda kazanç olur diye zannetmiyorum. Yok. At F3 olmaz herhalde Muhammed. Vezir C3 hangi? Bu son konuda Vezir C3 diyor. Yani Vezir C3 ya Vezir C3'ün ne bedava olur? Vezir C4 diyor. Ha, Vezir C4. Vezir C4'ü G çarpı F4 aklınızı aldı. Sonrası ne olacak? Evet. Vezir C4'e G çarpı F4'e ne hesapladın?
Cihan Akif. Ondan sonra oldu. Saldırabiliriz. Beyaz. Egehan İpek demiş ki at çarpı f3, vezir çarpı f3, vezir d7 şah, şah e3 kaçarsa da fil d1 demiş. Yok şah ne demiş, e3'e kaçalım, c1'e kaçarız. C1'e kaçar şah, evet. Hiç, merkezde iş yok şah. Doğru. Nerede güvenli yer varsa oraya kaçarız. Hı hı. Ama yıldırım olduğu için az tempoda bu hamleleri rapid bulmak kolay da değil. Yanında değil evet, de rapid yani. Hı-hı. At c2 diyor Kaan. Bana at c2 ise buna da at bedava değil mi? Yani? G3'ü neden oynadı? F4 at almak için. Hani herkes at vermek istiyor. Yani orada bir at bir fille mat olur diye düşünmüyorum. Evet. Benim bugün hesaplama yeteneğim yok demiş. Peki ama gerçekten değil arkadaşlar. Zaten evet. Hamle de hiç kolay bir hamle değil. Yusuf Hoca da kendi analizinde göremediği için bu varyantı. Hani ta kale A8 kaçmadan önce 24. hamleden 28. 27. hamledeki hamleyi görmesi gerekiyor. G3'e de şunu oynarım deyip ancak girebilirsiniz böyle bir varyanta. Dolayısıyla kendisi de o parti esnasında. Hiç kolay bir hamle değil. Burada fikir gelmiyor herhalde hocam. İsterseniz gösterin siz. Evet. Bu konumda ben de hiç beklemiyordum bu hamleyi. Hı-hı. At F5 hamle var. At F5. At F5 tabii hı-hı ki. Evet. At F5'in amacı ilk at başka yer kaçsak önemli tarafı şahın E3'e gelmesini tutuyor öncelikle. Evet. G çarpı F4. Şimdi diyecektir hoca da bedava verdi attı. Yok. Şimdi atımız alsa fark etmez vezir D7'den veya D8'den, D2'den yeter ki şah çeksek. Evet. Vezir D4 oynamak zorunlu olur. Zorunlu kalacak. Neden? Şah C1 oynamıyor. Vezir D1'den mat var. Evet. Şah E2'de oynamıyor. Fil C4'den mat. Evet. Yani at F5'i oynamamız amacı buydu. Şahın E3'e kaçmasını engelliyoruz. Evet. G F4 aldığında gösterelim isterseniz. Evet. G F4 aldığında vezir D8 ve D7 fark etmiyor herhalde. Evet, evet yeter ki D7 hattından şah çeksek olur. Aha. Vezir D7. Şimdi şahsını nereye kaçtı? Mat oluyor bir anda. Evet. Şimdi şahını E2'ye kaçtığı durumda fil C4 ile mat oluyor. Bir hamlede. Biraz tabii çok program açık olduğu için biraz yavaş geliyor ama şöyle gösterelim en azından. Fil C4'te bir hamlede mat oluyor gördüğünüz gibi. Evet. Bazı izleyicilerimiz de diyordu ne hocam F4 almak zorunda mı? Yok zorunda değil ama beyazda hamle yok. Şahını kaçacağım desen C1'e D3'ten çatalıyor. Aha. Yok kaçmasa da benim aynı plan vezir D7'den ve D8'den açık açık şah çekmek istiyorum. Plan bu. Evet. Onu da hiçbir türlü engellemiyor. Evet, kesinlikle. At F4, fil C8, fil B3, şah D2, vezir C8, G3'e at F5 oynadığımızda GF4 almak zorunda mıyım? Değil ama dediği gibi hocamın taşı oynamamaya başlıyor beyazların. Dolayısıyla vezir D7 hamlesinden sonra şah C1'e kaçarsa da vezir D1 ile mat oluyor. Dolayısıyla bu da çalış. Bu hamleyi görüp girmek lazım ona. Evet, sorun var. Kamera hepsi kasıyor bende ama yine de yayın iyi bence demiş. Valla ilk yayın denememiz. Sağ olsun Yusuf Hocam da geldi destek verdi. Analizleriyle renk kattı. İlk yayın olduğu için mazur görün. Kusura bakmayın böyle oldu. Kendisi kale A8 oynamış. Kale A8'e CD4 ile devam edilmiş partide. Kale çarpı A6, D çarpı E5, vezir çarpı E5, fil C3, at çarpı E3 ve B5. Artık burada da üstünüz hocam. Şimdi yine rakibin hala H1 kalesinin oyuna girmesinde problem var. Doğru mu?
En önemlisi de Şah merkezli okuyor. Bir de Şah ortada. De evet. Dolayısıyla bu konuda sıkıntılı hala. Belki az önceki kadar üstün olamadık ama yine üstünüz siyahlarla. F4'e karşı vezir F5. Burada ikinizin de mi zamanı azaldı acaba? Son dakikalarda oynuyorduk, evet. Evet. Burada vezir D4, fil B3 şah. Artık C1'e kaçamıyor. Vezir C2'den mat var. Yine D2 de çok iyi bir kare değil. Çünkü vezir beyazın kampına sızmış olacak. Dolayısıyla şah E2 ile yanıt vermiş. Kale G6. Şimdi G2'ye baskı var. Kale şah F2, vezir çarpı H2. Şimdi şu soruyu verelim arkadaşlarımıza, izleyenlere. Bu konumda mı? Fazla kişi, evet, kale G6'nin yerine fazla kişi kale E6 şah çekmek ister. Yani tempo gelir. Ha, oraya gelelim. Bir saniye. Hemen. Geldim. Kale E6. Kale E6 ile kale G6 farkı var mı? Dedim kale E6 şah çekmemişim. Yani kale G6 oynadım. Evet. Yusuf Hoca... Aslında fazla kişi şah çekmeyi çok seviyor. Yani şah çekerdi diye düşünüyorum kale E6'da. Evet. Hatta diye. Türkler şah çekmeyi çok sever diye. ancak burada Yusuf Hoca kale G6'nın kale E6 şah çekme hamlesinden daha kuvvetli olduğunu söylüyor. Bunun sebebini soruyor. Bunun şah çekmeden daha kuvvetli olmasının sebebi ne diye soruyor. Altı Duman hoş geldin. O da içinde donma var diyor ama donma değil de hafif drop bende mi var acaba? Yok, sizde yok. İlk yayın denememiz olduğu için böyle aksaklıklar oldu. Ancak ileride onları da gideririz. Evet. Yusuf Hoca'nın sorusu kale E6 mı kale G6 mı? Kale G6'nın daha kuvvetli hamle olduğunu düşünüyor kendisi. Kale E6 şah çekmek niye kale G6'dan daha kötü bir Cem Berke Kılıç kale E6'ya şah F1 var demiş. Cihan Akif Güngör de G2'nin korunaksız kalması, yani direkt kale G6'ya G2'nin korunaksız kalması demiş. Ya şimdi şah F1 olmuyor. Şah F1'i direkt fil C4'ten sonra oyun biter kale E6'dan sonra. Ama buradaki mantık ne? Doğru diyor. B2'ye de baskı yapıyoruz ama mantık şahsı rakibin merkezde biz bunu kaçırmamamız lazım. O biz şah çekmesek de kendisi F2'ye veya F3'e bir türlü gelmek istiyor. E6'dan şah çektikten sonra örnek veriyorum şah F3'ü hafif veya biraz kazanç olabilir siyahtı. Ama kolay kolay kazanmak da kolay bir konu. Şah F3'ten sonra biraz güvenli konumu elde ederdi. O nedenle kale G6. Kale G6 tek çaresi de G3 veya kale G1 ile korumak zorunda. Şah ile hiçbir türlü koruması olmuyor. Şah F2'sine vezir C2 var. Şah F3'üne de vezir G4 var. Evet, evet. Hocamız şundan bahsediyor arkadaşlar. Kale E6 ile kale G6 arasındaki fark. Kale E6 ile şah çekersek zaten rakip güvenli sulara gitmek istiyor. Şah F2'den bahsettiniz değil mi hocam? Kale E6'ya. Şah F2. Şah F3. Taşınmış oluyor daha diyor. Vezir C2'de tempoyla girişleri. Doğru. Vezir C2 ile tempoyla girişleri de kesiyor. Şah F3'ten sonra güvenli sulara gelebiliyor şahımız. Yani beyazların şahı. Ancak kale E6 kale G6 oynandığında rakip şah yapamıyor. Çünkü vezir G4 var. Şah F2'ye vezir C2 var. Dolayısıyla toparlanmasına yardımcı olmamış oluyoruz. Aksine
Kalegi altı hamlesinden sonra şah hala ortada kalıyor ve onu elimizden kaçırmamış oluyoruz. Şahın güvensiz konumundan yani ortadaki konumundan faydalanmış oluyoruz. Kale G6'nın devamında Vezir C2 yok mu demiş Altuğ Duman. Vezir C2'den daha kuvvetli bir hamle var aslında. Kale G6, Kale G1'den sonra Vezir H5 şah var. Vezir H5'ten sonra şimdi pozisyon hiç beyazların isteyeceği gibi olmuyor. Şah F2, Vezir çarpı H2. Bu konuda Vezir E4 gelmiş biraz da zaman sıkışmasının etkisiyle ama zaten pozisyon kayıp. Ve sonra Peter Leko, Yusup Atabayev'e karşı terk etmiş. Büyük usta Peter Leko, İme Yusup Atabayev'e karşı terk etmiş arkadaşlar. Çünkü zaten şah beyaz kareye çıkmak zorunda. Devamında fil C4 artık çıktı ve bu konum oynanacak bir konum değil. Ve bu şekilde terk olmuş. Var mı hocam eklemeniz bu partiyle alakalı? Yok. Hı-hı. Geçelim mi bir sonrakine? Tamam, geçelim. Tamam. Çebi. Kale G6. Vezir Kale G6, Vezir D8, Şah H7, Vezir D3 demiş. Kale G6. Peki. Hangi konum için diyor acaba? Ha, tam Kale G6 oynandığı konumda diyor. Kale G6'ya hangi hamle var? Kale G, şey, Cem Berke Kılıç demiş ki Kale G6, Vezir D8, Şah H7, Vezir D3. Kale G2 yok mu? Yok, Vezir D3 ile açmazı alıyor ya hocam. Ha vezir. Ha son konumda. Ben direkt kale G6 oynadık yerine diye düşündüm. Vezir G3, şah F1 mi? Vezir G3'e ne oynadı onu anlamadım. Yok vezir G6'da vezir D8 ile şah çeksin diyor. Ne zaman D8 ile şah çekiyor? Kale G1'in yerine değil mi? Evet, kale G1'in yerine. Evet, vezir D8'e şah H7. Şimdi vezir D3 diyor. Vezir D3'üne direkt fil C4 açmazı alıyoruz. Aa doğru. Fil C4 var. Erkek kılıç. Fil C4 var o konumda. Açmazdan kazanmış oluyoruz. Evet, evet, evet. Fil C4 var. Dolayısıyla vezir kaybetmek zorunda kalıyor. Bu partide arkadaşlar Yusup hocamızın bugün inceleyeceğimiz kendisi bu parti oynandığı tarihte 2404 Elo'ya sahipmiş. 2 yıl Dubai'de. Rakibi de Loek Van Veli. Kendisinin o esnadaki reytingi 2691. Yine bu ağır partide. Ağır parti. Bu sefer rapid de değil. Yani daha uzun tempo. En az 90+30 tempo oynanmış. Bir parti kaçtı hocam bunun temposu? 90+30'du. 90+30. 40 hamleden sonra da 40 hamleden sonra da 30 dakika ekleniyor. Evet, 40. hamleden sonra da 30 dakika ekleniyor. Oğuzhan Odabaş, benim çıkmam gerekiyor. Teşekkürler bu güzel yayın için. Emeğinize teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yine teknik aksaklıkları giderip daha faydalı ve keyifli yayınlar yapmayı planlıyoruz. Peki. Bu konumda, yani bu maçta Yusup Atabayev'i beyaz taşlarla görüyoruz. Rakibi dünyanın ilk 100 en yüksek elosuna sahip oyuncudan biri olan Loek Van Veli. Van Veli C5 ile gitmiş, at F3, E6'sı açık siciliğe girmiş Yusup Hoca. Anti siciliğe varyantları da var tabii ki ama onları tercih etmemiş. At F6, at C3. D6, fil E2, fil E7, rok, fil E3, A6. Evet, tekrar Erol abi hoş geldin. Çok güzel seni burada görmek. Teşekkür ederim. Bilgilerin için. Evet, bu açılışı soralım. Bu açılışın ismini soralım. İzleyicilerimize.
siyahların tercih ettiği sistem hangi varyant? Sicilya savunmasının hangi varyant? Biraz önce arkadaşlarım, bir yerçi izleyenler söylüyordu bunu. Evet. Bakalım burada söyleyecek mi? Bakalım burada söyleyecek mi? Cem Berke Kılıç Neidorf mu demiş? Neidorf olmak istese E5'de olurdu. Piyon E6'da olmazdı. Aslında Neidorf yanlış sayılmaz hocam sanki, değil mi? Neidorf... E5'de olsa yani temiz Neidorf diyorlar. Yani şimdi Schwanengen söyledikleri işte bu Schwanengen. Evet. Schwanengen dedikleri bu. Mustafa Üstlük, sen daha önce söylemiştin. Schwanengen varyantı bu. Ama sevende. Yani bazen buna neden Neidorf diyorlar? A6 ile başladığı için, evet. A6'lı olsa yani Neidorf diyorlar. Hı-hı. Direkt orada belli değil yani. E5 oynasa Neidorf, E6 oynasa Schwanengen olduğu için. Evet. Bir tane de benim de okuduğum bir kitap var hocam. Play the Neidorf Schwanengen stiliyle oynamayı anlatıyor. Dolayısıyla hani buna Neidorf demek de çok yanlış olmasa gerek. Ama Schwanengen varyantı diye geçiyor tabii. Acaba Neidorf'un kendisi Schwanengen'e doğmuş olmasın? Olabilir hocam. Olabilir. A4 ile devam ediyor ve beyazların, siyahların erken bebeşlerini engellemeye çalışıyor. C6, F4, vezir C7. Hala teori. Vezir E1 oynanmış. Vezir E1 yerine şah H1 gibi hamleler de var bildiğim kadarıyla. A4, fil çarpı D4. Ama o fazla. Efendim? A4'de oynanmadık B5'li varyant var. B5, A3 orada çok fazla tercih ediliyor. Şah H1. Aha. Şimdi direkt bu konumda şah H1'e biraz ihtiyacımız da yok. Fazla veziri G3'e geliştirmek için. Doğru. Hızlıca veziri G3'ten geliştirmek daha makul olur diyorsun. Peki. At çarpı D4, fil çarpı D4, E5, fil E3. Fil E3 ile devam edilmiş partide. D4'deyiz. Şimdi E çarpı F4. Fil çarpı F4 bu konumda yani birçok maç bulabilirsiniz database'de oynanmış. Ve pozisyon her iki tarafa da karşılıklı şanslar veriyor. Bazen at F3'e direkt A6 var. O-keli varyantı demek. Direkt A6 oynamak O-keli varyantı demek. Ama bazen Neidorf'a dönüşüyor. Bazen beyazların tercihinden sonra başka varyantlara da transpoze olabiliyor tabii ki. Bu konuda her iki tarafında karşılıklı şansları var. Database'de birçok parti var bu konumla alakalı. Siyahların temel amacı at D7, at E5 koyarak E5 karesini kullanmaya çalışmak. Çünkü E5 karesini kendine açtı. Aksi takdirde beyazlar F5 sürmek istiyordu. EF4 alarak E5 karesini kullanmaya açtı. Onu, o kareyi hem bir atak karesi hem de bir savunma karesi olarak kullanabilecek. Beyazların da fikri hızlıca F hattından oyun bulmaya çalışmak. Partide aşağı yukarı böyle gelişiyor. Siyahlar fil E6 ile devam ediyor. Vezir G3, at E8 oynamış beyazlar. Pardon, siyahlar. G3 hamlesinden sonra fil F6 ile devam etmiş. Burada şimdi Yusuf Hoca enteresan bir yaklaşımda bulunmuş bu konumda. Ve size soralım. Burada birçok kuvvetli ama
beyazlara kuvvetli bir inisiyatif biraz da enteresan bir fikir. En kuvvetli hamle olduğu tartışılır ancak beyazlar acaba siyahların tam gelişmemiş taşlarından veya henüz merkezdeki kırışmalara hazır olmayan taşlarından nasıl faydalanabilir ve nasıl hızlıca inisiyatif alabilir? Size soralım bu konuda. Bu soruyu sormuşken ben de bir dakikalık müsaade istiyorum Sayın Hocam. Tamam. Evet geldim. Kale çarpı F6. Kale F6. Kale F6 diyenler var. Kale F6. Yani soru verdiğimiz için direkt taktik arıyorlar. Evet. Aslında doğru hamle. Evet. Kale çarpı F6 diyorlar. Ve partide oynanan hamleyi buluyorlar. Kale çarpı F6 en kuvvetli hamle mi? Tartışılır. Böyle için elinizde belirli materyaller olması lazım. Şimdi kale çarpı F6'dan sonra biz ne elde edeceğiz? Nasıl bir, neyin üzerine oynayacağız? Yani elde ettiğimiz materyal gerideyiz. Bunu kompanse edecek şey ne olmalı acaba? Bunu hangi fikirle yapıyoruz? Onu sormuş olalım. Kale F6 hamleyi söylüyorsunuz ama güzel o hamleyi görüyor olmanız ama devamlı materyal geride oluşumuzu kompanse edecek etmenler neler? Pozisyonel bir cevap istiyoruz. Kale çarpı C3'e benzer olarak kale çarpı F6. At çarpı F6, fil H6 mı diyor? Fil H6 fikriyle değil. Fil H6'ya yine at E8 geri dönebiliyor galiba değil mi? Evet, bir şah çekecek durur. Şah çekip vezir B6 veya bir şeyden şah çeksek sonra da dönsek durur. Tabii o da olur. Vezir E5 gibi veya vezir B gibi istekler olabilir. Evet. Cihan da hocam ama E8'deki fiyonu aktifleştirmiyor muyuz demiş. E8 söylüyor Cihan. Onu aktifleştirmiş olmuyor muyuz diyor. Kale F6, at F6, fil H6. Yok fil H6'ya at E8 geri dönebilir ya da vezir C5 şah çekip vezir E5 ile koruyabilir dendi. Hangi fikirle bu hamle yapılabilir bir hamle? Bu materyal geride oluşumuzu kompanse edecek faktörler neler? Şimdi fil H6'yı söyleyenler var. Fil H6 diyelim. İkisinin amacı fil D4. Gelsek de at E8 oynamak zorunda diyelim. Fil H6'ya da at E8'e geldi diyelim. Evet.
Şimdi fil D4'te olmasının avantajı bize vezir B6 gibi hamlelerine de çapraz kapalı tutuyoruz. Evet. Zirve oynamasını yani kısıtlıyoruz. Bu bir. İki fil H6, biz sonuçta bu fili geri dönmek zorunda kalırız. Hı hı. Örnek veriyorum, şah H8 oyunda tekrar fili geri geliriz. Onun için tempo kaybetmeye gerek yok. Zaten biz fil D4 oynasak da at E8'e gider. Vezir E7 gibi hamleler bile oturmak istese, mesela kale F1 oynasak da zaten at E8'e girmek zorunda. Doğru. Doğru. Sorduğum soru biraz da hani pozisyonel bir açıklama bekliyordum. Hani ne derler? Şimdi herkes hangi fikirle oynadığımızı ben sormama rağmen herkes hamle yazıyor. Hamle yazmayın arkadaşlar. Burada daha benim, önemli tabii ki. Tabii plano ne önemli? Hamle yazmaktan ziyade ben diyorum ki kale F6 sonra beyazların materyal geride oluşunu kompanse edecek faktörler neler? Buna hamleyle cevap vermenize gerek yok böyle bir soruya. Bir tane doğru cevap var. At F6 fil D4 diyor. Atı kaçtıktan sonra at D5 fil D5 diyor. Fili çapraza alıyoruz. Ama biraz hamle sıralarını yanlışmış. Evet. Fil D4'ün doğru fil D4'te oturması çok iyi. G1 A7 çaprazda tutuyoruz. A1 H8 çaprazda. İki çapraz da elimizde oluyor. At E8 oynadı mı? Önce fil D3 oynamasak direkt at D5 alma vezir C2 gibi hamle olabilir. O nedenle fil D3. Evet. Evet. Filiyoruz ama o da hamle söyledi. Benim soruya cevap gelmedi. Ben söyleyeyim cevabını. Burada arkadaşlar materyal geride oluşumuzu kompanse edecek faktör fil çifti. Bir yandan da vezir kanadında eğer E piyonunun D piyonuyla değiştiğini varsayıyorum ya da bunun olmayıp atın D5'e girdikten sonra E piyonunun D5'e geçtiğini varsayıyorum fil çarpı D5'ten sonra o durumda gidereceğimiz 4'e 3. Evet, evet, evet. Geldi doğru cevap en sonunda. Fil çifti ve vezirimiz ayrıca fillerimiz de şaha bakıyor. Bir yandan da vezir kanadında ileride elde edeceğimiz 4'e 3. Doğru mu hocam? Evet, evet. Evet, 4'e 3 elde edeceğiz. Bu gibi faktörler. Fil çifti ve vezir kanadında elde ettiğimiz 4'e 3 piyon yapısı geçer oluşturmamızı sağlayacak. Bu faktörler benim materyal geride oluşumu kompanse eder diye düşünüyor beyazlar ve çarpı F6 ile kalite feda etmeye karar veriyor. Pozisyonel bir kalite fedası. Hemen materyali geri alamıyorum. Hatta uzun bir süre alamıyorum. Fil D4. At E8 ile devam edilmiş. Şimdi fil D3 önce. Yani bu at D5 ile önce fil D3 ya da önce at D5 gelmenin ayrımını anlatmıştınız ama bir kez daha alabilir miyiz hocam onu sizden? Hangi hamlede? At D5 mi? 18. hamle siyahlar yaptı. Şimdi bu konumda önce fil D3 mi önce at D5 mi? Yani at D5'imize en basitçe direkt vezir C2 veya fil D5 alıp vezir C2. Evet. Ya, oturduk yerde bedava piyon kaybettik diye düşünüyorum. Materyalde bir kompansasyon da yok. Evet, zaten biz gerideyiz. Bu kadar fazla taş vermeye materyal geriye düşmeye gerek yok. Evet. Zaten fil D3 oynasak da bak D5 hamle elimizde onu bir türlü engellemiyor. Vezir C6 gibi örnek veriyorum. Vezir C6 ile tutmak istese, yani tutsa vezir C6 tutar D5 için. Şimdi elinden D5 alıp D5 piyon almak istese de B3 gibi kuvvetli bir hamlemiz var. B3'ün amacı ne? Bu siyah at oyuna çıkmak istese F6 oynamak zorunda. O durumda da kaç hamle sonra oynayacak? Şimdi mi oynayacak? Belli değil ama F6'sını oynar.
E5 oynadık zaman ne olacak? Şimdi rahat rahat D5'e girmiş oluyoruz. Yani fil D5, E5, vezir D5'e, fil C4'ten sonra açmazı alıyoruz. Evet, doğru. Hani demek istediğim şu, fil D3 oynadıktan sonra rahat at D5'e girme imkanımız var. Evet. Önce fil D3 oynamak lazım. Doğru. Bu sebeplerden dolayı. Şimdi F6 oynamış ve artık E8'deki atını serbestlemeye çalışıyor siyahlar. Ancak at D5 hamlesi geliyor. Fil çarpı D5, E çarpı D5, G6. Görüşürüz. Yani A5. A5'le yine vezir kanadından alan kazanıyoruz. Rakibin B piyonunu yerine sabitlemiş oluyoruz aslında, B7'yi. Rakibin olası B5'lerini engellemiş oluyoruz aslında. Şu anda gerçi B5 süremiyor ama belki B6 yapardı. Değil mi? Evet. Belki B6 yapardı. Daha mantıklı. At G7 artık. Kalite verdik ya. Amacımız vezir kanadına biraz saldırmayı da planlıyorduk. C4, B4 zaten oyunda da böyle oluyor. Evet, parti de öyle oluyor zaten. Yani hem fil çifti hem de vezir kanadındaki olası geçerlere güvenerek kalite feda ettiniz. Değil mi hocam? Evet, evet. Hı-hı. C4, kale AE8, B4, at H5, vezir F3, H5, C5 artık. Çünkü vezir kanadında piyonların ilerlemesi de yeni bir güç. Yeni güçlerin oyuna girmesini sağlıyor. Kalite geride oluşumuzu kompanse edecek etmenler işte bunlar da aslında. At F6'dan sonra C6 sürüşü, B5, piyonlar ciddi olarak ilerlemeye başladı ve o gerilerle uğraşmak zor. Aslında piyon geride değil, kaliteye karşı piyon geride değil siyahlar, ancak olan piyonları hani geçer bize sıkıntı yaratmıyor. Sadece materyal önde, kalite önde. Ancak şu konumda materyalin pek bir etkisi olmuyor. A çarpı B5, fil çarpı B5, AT5 hamlesini yapmış. Bu AT5 hamlesini şüpheli olarak nitelendirebilir miyiz Yusuf Hoca? AT5'in aslında amacı bence şunu planlıyordu. Vezir B3'e, tamam onu ileride soru veririz. Şeyleri de izleyicileri. Ama zaten AT5'te oturmasından G4'de oturması biraz daha mantıklı geliyor. B5'te oturduktan sonra vezir B3 bu kaleyi zaten oynamak zorunda. Yani kısacası yani AT5, biz zaten o AT5 oynamasa da vezir B3 gibi hamleleri planlıyor. Aynen. AT5 oynamasa da biz yine vezir B3 planlıyoruz ama AT5 yerine kale B8 oynayıp en azından kalesini vezir kanadına aktarıp sonrasında geçer piyonları o şekilde savunması gerekiyordu burada ama AT5 oynamış. Beyazların tabii aktif... Evet. AT5 vezir B3. Beyazların aktifliği de olduğu için, o geçer piyonları büyük tehlike yarattığı için siyahların da en kuvvetli hamleleri bulması gerçekten zor bu konumda. Vezir G7'den sonra kale D1, kale, evet, E7. Şu durumda neden oynuyordu? Yani vezir G7 oynayıp onun amacı şudu. Yani görmesi son şanslarını deniyor. At F3 gelecek, vezir, tabii, D4 alıp, tabii, kolayca bir kazanmak istiyordu. Evet. Vezir G7 hamlesinin amacı at E5, E5'teki atı F3'e kaldırıp, şah çekerek kaldırıp D4'teki fili almak. Fil çiftinden de kurtulmuş olacak. Tamam, at karşılığı fil almış oluyor. Materyal olmuyor ama fil çiftinden kurtulmuş olacak. Sonrasında yani kazanca yakın olan taraf siyah olur sanki orada. Evet. Evet. Dolayısıyla kale D1 ile D4'teki filimizi koruyoruz. Kale E7, vezir B4, şimdi D6 tehdit altında. Vezir F6'dan sonra C çarpı B7. Kale çarpı B7, A6, kale BB8, A7. Burada kale A8 her ne kadar piyonu kaleyle durdurmak, piyonun çıkış karesine kaleyi koymak yanlış bir yaklaşım olmasa da normal şartlar altında, burada yanlış bir yaklaşım. Çünkü fil C6 ile tempo yiyor, değil mi? Evet. Evet. Fil C6'dan sonra
At çarpı C6 alıp o da bizim vezirimizi istediğinde D çarpı C6. İşte kalite, sanki kaliteye karşı biz iki geçer piyon öndeymişiz gibi oldu. Halbuki materyale baktığımızda, yani piyonlara baktığımızda piyonlar eşit. Sadece kalite gözükse de sanki piyonlara karşı, kaliteye karşı fil artı iki piyonumuz varmış gibi. Çünkü diğer piyonlar bana sorun teşkil edecek konumlarda değiller. Şimdi burada vezir F7 gelmiş. Siyahlar. Vezir F7'ye, vezir F7 yerine vezir E6 olabilir miydi diye baktım ben. Ancak bu konumda da vezir B7'den sonra vezir F7 oynadığında artık C7 sürüşü bile çok kuvvetli anladığım kadarıyla. Doğru mu hocam? Aslında C7'nin yerine direkt kale E4 olabilir. Zaten B7'ni alamıyor. Kale E1 amacımız kale E7 basit çekiyor. Evet. İçine geçmek istiyoruz. Onu da hiçbir türlü engellemiyoruz. Evet. Yani dolayısıyla yani D6'daki piyonu tutmaya devam edemiyor. Vezir F7 gibi bir yere kaçmak zorunda. Siz de vezir çarpı D6 aldınız. Evet. Şimdi çaprazdan oynayalım. Evet. Kale FD8'e de vezir E5 vermat. Şimdi bu matı belki hani veziri 7. yatayda bir noktaya oynatarak şah F7 kaçma fikriyle engelleyebilir ama o durumda artık düşecek. G6 düşecek. Hala tehditler devam edecek. Dolayısıyla kaliteyi geri verip A7'yi almayı tercih etmiş. Bu konumda kazanan iki hamle var tabii. Kazanan iki hamleden istediğinizi yazabilirsiniz. Kazanan varyantı yazabilirsiniz. İki varyant var. İki varyant da kazanır. Beyaz oynar kazanır. İzleyicilerimize soralım. Beyaz oynar kazanır. İki tane hamle var. Doğrusu hangisi acaba? İki hamlenin kazanan iki varyant var. Onlardan herhangi birini yazsanız kabul ediyoruz tabii ki. Mesaj bana mı gelmiyor yoksa? Yok, kimse yazmıyor. Kimse yazmıyor peki. Partiyi de gösterelim o zaman. Bulamıyordur. Belki düşünüyorlardı. Peki. Bekleyelim o zaman biraz. Elif Özsay'ın vezir A7 ardından kale D7 demiş. Doğru, doğru, evet. Kazanan iki varyanttan birini söylemiş oldum. Vezir A7, kale A7, kale D7, kale A8, C7. Evet, Denizcan Kaynağ'ın söylediği varyant. Elif Özsay'ın söylediği şeyle paralel aslında. İkisi de kazanıyor benzer fikirlerle. Mustafa Öztürk, vezir çarpı A7, kale çarpı A7, kale D8, şah G7, kale D7. Yok. O kazanmayabilir. Cem Berke Kılıç, vezir D8, kale çarpı D8, kale çarpı D8, şah G7. O olmuyor. Ama çağ saçmazdı. Nasıl vezir D8 oynanıyor? Evet, evet. Olmuyor. Vezir mutlak açmaz da bizim. Ona dikkat edelim. Yanlış hesapladım Berke Kılıç. Tamam. Sorun değil. Evet. Kazanç bulunduğu için partide oynanan hamle bulunamadı ama kabul ediyoruz. Vezir çarpı A7 doğru hamlelerden biri. Kazanan hamlelerden biri.
Diğeri de partide oynanan C7 hamlesi arkadaşlar. Gösterebilirim onu da. C7 vezir çarpı C7'ye vezir D5 şah çekip basitçe A8'deki kaleyi alıp C7'ye vezir çarpı C7 yapmazsa da yine Cemberk'e kılıç zaten vezir D8 hiç oynayamıyoruz ki. Çünkü vezirimiz mutlak açmazdı. Açmaz da vezir. Açmaz da 8 oynayamayız. C7 evet, Sinan Uysal'dan geldi doğru cevap. Tabii diğer arkadaşların söylediği de doğruydu. Vezir A7 ya da C7 de kazanır. Vezir C7 almazsa da şu anda vezir çarpı vezir çıkmak istiyorum. Dolayısıyla bu konumda hızlıca kayıp olurdu. Yusuf Atabay hocamız yakın rakibini de bu şekilde yenmiş. Rakibi burada terk etmiş. Hocam çok teşekkür ederim. Ve sağ olun. Bu, ben de teşekkür ederim. Evet, bu güzel partiler için ayrıca tebrik ederim sizi. Olun, başarılarınızın devamını dilerim. Yine yani yakın zamanda Grandmaster olmanız için de başarılar dilerim size. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar bugünlük yayınımızı burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.